boğazda demirleyen itilaf gemilerini gördüğü zaman geldikleri gibi giderler diyecek kadar cesur. 1926 yılında İzmir'de düzenlenen suikastten kurtulunca benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyecek kadar ülkesini seven bir adamdı o. Peki bu adam hiç çocuk olmadı mı? Hepimiz savaşlarla, inkılaplarla anarız onu. Ancak onun da bir çocukluğu oldu. Üstelik çoğumuzdan daha zor ve daha acı bir çocukluk. Doğduğu yıl biliniyordu, 1881. Ya doğduğu gün? Enver Şapolyo ismindeki bir tarihçi ve gazetecinin aktardığına göre annesi Zübeyde Hanım Selanik ağzında buzlu kırk zamanıydı der. Yani Selanik'in en soğuk zamanlarında, kış aylarında doğmuştu. Anadolu halk takviminde bunun karşılığı Arapça kırk kelimesinden türemiş Erbain ya da Zemheri demekti. Erbain bugünkü takvimde 22 Aralık'ta başlar ve adı üstünde 40 gün sürerdi. Buradan çıkarılacak sonuca göre 1881 yılının Ocak ayında doğmuştu. Ancak bu çocuk kuracağı devleti o kadar çok sevecekti ki doğum günü olarak Samsun'a çıktığı gün olan 19 Mayıs, resmi kayıtlarda kütük yeri olarak da Kurtuluş Savaşı'nın gazi şehri olan Antep yazacaktı. İlkokula doğduğu mahallede mahalle mektebine giderek başlıyordu. Daha okula başlamadan annesinin öğrettiği elifba sayesinde sınıftakilerden bir adım öndeydi. Artık okullu olan Mustafa için işler pek de iyi gitmeyecekti. Çünkü bir arkadaşının işlediği suçu üstlenmiş ve bundan dolayı ceza almıştı. Artık bu okula gitmek istemiyordu. Bundan dolayı babasının memur olması için özellikle gitmesini istediği Şemsi Efendi İlkokulu'na kaydolmuştu. Henüz çocuk yaşta babası Ali Rıza Efendi'yi kaybetmenin vermiş olduğu yıkımın yanı sıra baş gösteren geçim sıkıntısı, annesi ve kız kardeşiyle birlikte Selanik yakınlarında bir taşra çiftliğinde kahyalık yapan dayısının yanına göç etmelerine sebep olacaktı. Bu çiftlikte kendisine verilen bir görev de vardı. Tarlaya dadanan kargaları kovmak. Mustafa buradaki çiftlik hayatına alışacaktı ama annesi okulu yarım bırakmasından dolayı oldukça rahatsızdı ve Selanik'te bulunan kız kardeşinin yanına göç etme kararı aldı. İşte bu olay sonrası Mustafa, Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne kaydolarak yeniden eğitimine başlamıştı. Ancak bu okula ısınamamıştı. Yakınlarında oturan Binbaşı Kadri Bey isminde birinin oğlu olan Ahmet Bey'i askeri okula gidip gelirken görüyor ve üzerindeki üniformanın ışıltısıyla hayallere dalıyordu. Evet, ben asker olmalıyım diyordu içten içe. Zaten Mülkiye Rüştiyesi'nde okurken sınıfta gürültülü bir kavgaya karışınca öğretmeni kaymak hafızdan okkalı bir dayak yiyince artık Mustafa'yı bu okula götürebilene aşk olsun. Aslına bakarsanız Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi'nin Ahmet isminde bir oğulları vardı ama henüz 3 yaşındayken vefat etmişti. İşte Mustafa hiç görmediği abisinin ölümünden sonra doğmuştu. Üstelik Zübeyde Hanım Ahmet haricinde 2 çocuğunu da henüz bebekken kaybetmişti. Bundan dolayı üzerine titriyordu Mustafa'nın. Bir dediğini iki etmemeye ve onu gözünün önünden ayırmamaya çalışıyordu. Hayat şartları çetindi ve Zübeyde Hanım ikinci evliliğini yapmak zorunda kalmıştı. Ama bunu Mustafa'ya anlatmak zordu. Mustafa bir de üvey kardeşleri olduğunu öğrenince gizliden askeri okul sınavlarına girmeye karar verdi ve kazanınca da önce Selanik Askeri Rüştiyesi'ne girdi. Bu okulda hayatını etkileyen bir olay yaşadı Mustafa. En sevdiğim ders dediği matematik dersinde öğretmeni ayağa kaldırıp ''Benim ismim Mustafa, senin ismin de Mustafa, arkadaşların bizi karıştırmasınlar.'' diyerek gülümsedi ve ''Artık senin ismin Mustafa Kemal olsun.'' dedi. Mustafa hiç düşünmedi, aksine gururlanmıştı ve artık o herkesin bildiği Mustafa Kemal olma yolunda bir adım daha atmıştı. Yeni ismine kavuşan Mustafa artık omuzlarına koskocaman bir yük almanın zamanı geldiğini anlamıştı. Çünkü artık doğup büyüdüğü ve hiç ayrılmadığı memleketi Selanik'ten ve annesinden ayrılma zamanı gelmişti. Onu manastır bekliyordu. Zamanında Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi için yaptığı şehir olan Selanik, Mustafa Kemal için annesinden ayrılacağı şehir demekti. Manastır askeri idadesine başladığı zaman Selanik'ten ve annesinden ilk defa ayrılmanın verdiği üzüntü onun sıtma hastalığına yakalanmasına sebep olacaktı. Ancak güçlüydü,
ve ne olursa olsun geri dönmeyecekti. Kimsenin kendisine başarısız gözüyle bakmasına müsaade etmeyecekti. Öyle de oldu. İyileşmiş ve okuluna devam ediyordu. Okulda tutmuş olduğu günlüğünde, okulu okurken yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bahsederken, ''Biraz daha az harcama yapmalıyım, zaten çok az param var. Hem daha kurbay yüzbaşı olduğum zaman takacağım sırma kordonlu üniformamla fotoğraf çekip anneme yollayacağım. Onun için kenarda para kalması lazım.'' demişti. Öyle de yaptı. Mezun olduğu gün çektirdiği fotoğrafı, o çok özlediği annesine yollarken, aslında kalbinin yarısını da o zarfın içine koymuştu. Alman İmparatoru 2. William'la özdeşleşen ve William bıyığı olarak bilinen bıyıkları yukarı doğru sivilterek çekilen bu fotoğraf, Zübeyde Hanım için kokusuna hasret kaldığı evladından aldığı ilk hediyeydi. Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk isimli kitabında okulun son günlerini şöyle anlatıyor. Tam askeri okul bitmiş ve göreve başlamak için ikimiz de gelecek yazılı tahkikat emrini beklemekteydik. Ancak bir jurnalci ikimizin ülkeyi yıkmak için bir cemiyet kurduğumuz ihbarda bulunmuştu. Bundan dolayı ikimizi de taş zindanlara attılar ve orada her şeyin bittiğini, bütün emeklerimizin zayi olduğunu düşündük. Okuldan atılacak ve hapis yatacaktık. Ancak bunun yerine daha insaflı bir ceza kesilmişti ikimize de. Evimize en uzak vilayeti, bize ilk görev yeri tayin etmişlerdi. Görev yerimiz Dimaşk, yani Şam'dı. Annesi Zübeyde Hanım, gözünden sakındığı oğlunu görmek istiyordu. Yıllardır oğlunu görmediği gibi haftalardır da haber alamıyordu. Sonra öğrendi oğlunun başına gelenleri ve oğlunun Şam'a gönderilmek üzere payitahta, yani İstanbul'a götürüldüğünü artık biliyordu. Ana yüreği dayanmadı ve kalkıp oğlunu görmek için İstanbul'a gidecekti. Üstelik oğlunun Şam'a gönderileceği gün İstanbul'a vardı. Zaptiyeler doya doya vedalaşmalarına bile izin vermeden Mustafa'yı Şam'a gitmek üzere gemiye bindirmişti. Mustafa Kemal'in buradaki en büyük sırdaşı olan Ali Fuat Paşa olmasaydı belki çok daha fazla zorlanabilirdi. Buraya geldiği zaman Osmanlı askerinin durumunun kötülüğünü, ordunun siyasete katılma gafletinde bulunduğunu ve devletin yıkılmaya yüz tuttuğunu anlamıştı. O çocuk artık büyümüştü. Yüzlerce kitap okudu, onlarca kitap çevirdi, kitaplar yazdı ve Osmanlı'nın elden kayıp gittiğine şahit oldu. Ama o çocuk hiçbir zaman halkının başka devletlerinin zulmü altına girmesine müsaade etmedi. Öyle ki sırf Trablusgarp'ta savaşabilmek için bölgeye gizli girmek adına Tanin gazetesi muhabiri Şerif Bey Takma ismini kullandı. Bu savaşta gözünden yaralanmasına rağmen geri çekilmedi. O dönem Kerim Bey'e yazdığı mektupta şöyle demekteydi. Aziz kardeşim Kerim Bey, Tobruk'ta birkaç gün kalarak başarılı bir netice veren 22 Aralık 1911 muharebesini yaptıktan sonra Derne'ye geldik. Derne kuvvetleri, Derne Vadisi ile iki kısma ayrılmış bir haldedir. Enver zaten batıdaki kuvvetle bulunuyor. Nuri'yi de onun kurmay başkanı yaptık. Ben de Fuat'ı alıp Doğu Kolu kumandanı sıfatıyla Doğu Kuvveti'ne katıldım. Yollarda oldukça yorulmuş, ıslanmış, üşümüş, sefalet çekmiştik. Derne'de de henüz başlangıç halinde bulunduğu için sefaleti gidermek mümkün olamamıştı. 16-17 Ocak 1912 baskınıyla başlayan 17 Ocak muharebesi gecesi ve günü zaten hastalıklı görünen sol gözüm kanlandı ve görmez oldu. Istırabın derecesi vazife yapmama mani oldu. Hilali Ahmer Hastanesi'ne yattım. Bir ay tedavi olduktan sonra tam olarak göremediğim halde hastaneden çıktım. Vaziyet biraz büyüdüğü için Enver umum kumandan, ben de Derne Kuvvetleri kumandanı oldum. Bu sıradaydı ki 3 Mart 1912 günü umumi bir muharebe oldu. Bugün de olağanüstü yorgunluk, açlık ve muharebe geceye kaldığından soğuğa maruz kaldık. Bunun sonucu olarak gözümün rahatsızlığı ertesi gün nüksetti. 15 gün kadar yataktan kalkamadım, gözlerimi açamadım. Nihayet ıstırap geçti, tekrar işe başladık. Fakat sol gözüm daha az görür oldu. Doktorlar Mısır'a gitmemi tavsiye ettiler, ben razı olmadım. Nihayet bugüne kadar görme derecesinde bir fark görülmeyecek, o derecenin yerleştiğine hükmedilmiştir. Gerçi uzman doktor zamanla açılacaktır diyor, fakat ben inanmıyorum. Bu harbin bitmesinden sonra askeri hayata veda ederek istirahat köşesine çekilebilmek ihtiyacı bilmem nasıl sağlanacak. Bu mektubun salimen size ulaşacağından emin olduğum için bu kadarla yetiniyor ve mektubunuzu, hatta telgrafınızı bekliyorum. Hürmetle gözlerinizden öperim kardeşim. O, okumak için çıkmıştı Selanik'ten.
Ancak artık savaşların içerisindeydi. Şam'dan sonra Trablusgarp'a, oradan Balkan savaşlarına gitmişti. Derken Bulgaristan'a ataşe militer olarak atanmıştı. Artık Şark'tan Garp'a gelmişti. Kral Ferdinand'ın düzenlediği kıyafet balosuna katılıp birinci olduğu gibi bizzat kral tarafından fotoğrafı çekilecek kadar da göz doldurmuştu. Artık onu tarih sahnesine çıkaracak olaylar ardı ardına yaşanacaktı. Girdiği Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerde, Çanakkale'de, Kafkas'ta ve Suriye-Filistin'de kahramanlıkları ve askeri dehası onu dünyaya tanıtacaktı. Ancak onun aklı Bulgaristan'da aşık olduğu Corin'de ve hasretiyle yanıp tutuştuğu annesinde olacaktı. 7 Kasım 1916'da Batman Köprüsü'nden Silvan'a giderken yolda gördüğü açlıktan ölen insanları yazıyordu günlüğüne. Olmuyordu bu şekilde. O dünya devi Osmanlı'nın arka bahçesi açlıkla ve sefillikle boğuşuyordu. Osmanlı Devleti Mondros imzalarken o Suriye-Filistin cephesinden İstanbul'a dönüyordu. Üstelik yanında bulunan katibi Falih Rıfkı Atay yazmış olduğu Zeytin Dağı isimli kitabında Mustafa Kemal'in bu anlaşmaya duyduğu nefreti ve cephedeki kahramanlıklarını anlatıyordu. İstanbul'a geldiğinde anlamıştı ki artık Osmanlı'dan ümit kesilmişti ve yıkılan bu devleti belki kurtaramayacaktı. Ancak halkı da kimseye ezdirmeyecekti. Annesi Zübeyde Hanım'la İstanbul'da yeniden buluşmuş ancak "Anne, bu şehrin de Selanik gibi olma ihtimali var. Buna müsaade etmemek için Anadolu'ya gitmem gerek" diyerek bir veda daha gerçekleşmişti. Bindiği Bandırma feribotundan bir elinde tabanca, diğer elinde dar ağacıyla İstanbul'a bir daha geri geldiğinde Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirip Türkiye Devleti'ni kurmuş olacaktı. Ama o içindeki çocuğun çektiği çileleri hiçbir zaman unutmayacaktı. Çünkü Mustafa Kemal 1893'te henüz 12 yaşındayken babasını kaybetmişti. Bütün çilelere rağmen bir ülkeyi kuran lider haline gelmişti. Belki de bu duyguyu bildiği için zor durumda olan çocuklara babalık yaptı ve onların eğitimlerine önem verdi. 8 çocuk evlat edindi. Kendi kanından belki evladı olmamıştı ama bu çocukların hepsi onun canından bir parça haline gelmişti. Altın gibi saçlı, deniz gibi gözlü, yay gibi kaşlı bu adam, vefatından önce düzenlediği vasiyetnamede bütün manevi çocuklarına bankadaki payının yıllık gelirinden her ay belirli miktarda para ödenmesini istedi. 1925 yılı Bursa gezisinde ne kadar zor şartlar altında okuduğunu anlatan Sabiha'yı evlatlık alarak hayatını tamamen değiştirip ülkenin ilk kadın pilotu olmasını sağlayacaktı. Belki de Trablusgarp Savaşı'nda onu neredeyse kör edecek olan savaş uçağından intikamını böyle alacaktı. Beraber yurt gezilerine çıkardığı evlatlığına ise sanki inkılaplarını ismi gibi yaşatsın diye Ülkü adını verecekti. Yine 1925 yılında İzmir'de bir ilkokulda gördüğü ve okuma azmine hayran olduğu AFET'e ise sonuna kadar inanmış ve Türklerin tarihini herkes doğru öğrensin diye Türk Tarih Kurumu Başkanı yapacaktı. Öyle ki Türk kadınına cesaret versin diye AFET'in Lozan'da Fransızca öğrenmesini sağlayacaktı. 1927 yılının Temmuz ayındaysa İstanbul Çapa Öğretmen Lisesi'nde okuma azmiyle yanan Nebile isminde bir kız çocuğunu daha evlatlık almıştı. Kızı asla onun yüzünü yere eğmedi. Paşa da kızım dediği Nebile'yi Viyana Büyükelçiliği Başkatibi Tahsin Bey ile evlendirdiğinde Ankara Palas'ta yapılan düğününde ilk dansı da kızıyla o yapmıştı. Konya gezisinde tanıştığı ve acı hayat hikayesinden çok etkilendiği Rukiye'yi de beraberinde Ankara'ya getirip eğitim hayatını devam ettirip hayata dahil olmasını sağlamıştır. Onu da yüzbaşı Hüsnü Erkin'le evlendirmişti. Van'da evlatlık olarak aldığı 8 yaşındaki Abdurrahim ise bizzat Zübeyde Hanım tarafından büyütüldü. Belki de Mustafa'nın çocukluğunu doya doya görememişti, hasretini bu şekilde dindirecekti. Abdurrahim de kendisi için yapılan bu fedakarlığın altında ezilmeyecek ve kendisini çok fazla geliştirip yeri geldiğinde paşaya tercümanlık dahi yapacaktı.
1929 yılında Yalova'da sığır güden bir çocuk gördü ve bu çocuk çok zayıf, üstelik aşırı bakımsız ve sağlıksız görünmekteydi. Çocuğu orada bırakamadı ve evlatlık olarak yanına aldı. Şişli Çocuk Hastanesi'nde tedavi ettirip sonra Beşiktaş'ta okula başlattı. Oradan atası gibi askeri okula girdi ve yine Yalova'da subay olarak emekli olacaktı. Ve son olarak yetimhanede görüp çok etkilenip yanına aldığı Zehra Aylin. Edebiyata ilgisi vardı. "Ben afetle tarih, seninle edebiyat konuşmak istiyorum," dedi. Edebiyat eğitimi almasını destekledi. Ancak Zehra için her şey 1935 yılında değişti. Fransa'da bir gezi için bulunduğu sırada Amiens tren istasyonuna varmayı beklerken midesinin bulanmasından dolayı kompartıman penceresinden bakmak istedi ama dengesini kaybedip trenden düştü. Oracıkta hayatını kaybetmişti. Paşa kızının naaşını orada bırakmayacaktı ve İstanbul'a getirecekti. Selanik'te doğan o çocuk sadece evlatlık olarak aldığı bu çocukları değil, milyonlarca kişiyi büyüttü. Çocukluğunu tam olarak yaşayamayan, oradan oraya savrulan bir hayat hikayesi sonrası, gelecek neslin mutlu olması için onlara Türkiye Cumhuriyeti'ni ve dünyada bir ilk olan Çocuk Bayramı'nı bıraktı. Her fırsatta çocuklardan ve gençlerden bahseden bir dünya liderine sahip olduğumuz için sizce de çok şanslı değil miyiz?